Amer korkmaz. Bir yıl önceki suikast. Karlov cinayetinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Rusya'nın Ankara büyükelçisinin ölüm yıldönümü münasebetiyle Türkiye'ye gelen Rus heyeti suikast soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle buluştu. Başsavcılık yetkilileri Rus heyetine suikastın iki ülke ilişkilerini bozmak amacıyla düzenlendiği ve cinayetin arka planında FETÖ'nün yer aldığı bilgisini vermiş. Rus yetkililer de aynı görüşte olduklarını söylemişler. Karlov'u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ mensubu olduğu daha o gece ortaya çıkmıştı. Kanlı oyun çok çabuk bozulmuştu. Geçen yılın 19 Aralık akşamı cinayet işlendikten dakikalar sonra suikastçının Musra mensubu olduğunu iddia eden kimdi peki? El cevap CIA elemanı FETÖ'cü kaçaklardan emre yaramaz. Andrei Karlov'un öldürülmesinin hemen ardından suikastçının Musra cephesine mensup bir radikal İslamcı olduğu kuyruklu yalanı itinayla pazarlanmıştı. Çünkü iş bu psikolojik harp üzerinden katilin FETÖ'cü olduğu, cinayetin arkasında da FETÖ'nün yer aldığı gerçeği hasır altı edilmek isteniyordu. Bu minvalde suikaste nusacıların üstlendiğine dair bir başka yalan da sahte bir bildiri üzerinden göstereme girmişti. İsrail istihbaratının vitrini durumundaki dep kafile suikastçinin Nusa tetikçisi olduğunu yazmıştı. İçerideki bazıları da bu yalanı Twitter'dan köpürtmekle meşguldü. Büyükelçinin öldürüldüğü akşam CNN Türk'teki canlı yayına telefonla bağlanan bir hürriyet yazarı ise katilin nusracı olduğunu söylerken FETÖ'nün yaramasından farksızdı. Geçen Ağustos'ta hürriyetteki köşesinde bir başka konuda klavye oynatırken gazeteciye sızdırma yapılmaz mı? Algı operasyonları için kullanılmaya çalışılmaz mı? O olur da ben o türlerden değilim diye yazmıştı. Birkaç yıl önce Pensilvanya'daki çiftlikte Loje Efendi ile hatıra fotoğrafı çektiren de kendisiydi. O esnada esas duruştaydı. Ceketinin de düğmeleri ilikliydi. Andrei Carlos suikastinin ertesi günü yani 20 Aralık 2016 tarihli hürriyetin ilk sayfasında katil Çevik Kuvvet Polisi çıktı. Patlağıyla birlikte tetikçinin Nusra Cephesi sloganı attığına dikkat çekilmişti. Oysa daha o gece bitmeden, daha doğrusu saatler gece yarısını bile göstermeden katilin FETÖ mensubu olduğu kesinleşmişti. Loca Efendi'nin muhibbi hürriyet bu gerçeği okuyucularından itina ile gizlemişti. Bitmedi. Mevlüt Mert Altıntaş paralel yapının sınav hırsızlığı sonucu polis olanlardandı. 15 Temmuz 2016 günü Diyarbakır'da görevliyken iki gün için izin almış ve Ankara'nın yolunu tutmuştu. Paralel Altıntaş'ın izin kağıdına yazdığı Ankara'daki adresteki ev mi? Firar'daki Abdullah Bozkurt'a aitti. FETÖ'nün İsveç'e kaçan etki ajanlarından gazeteci maskeli Abdullah Bozkurt'un Andrei Karlova düzenlenen suikasten iki gün öncesinde Twitter'dan Türkiye'deki elçilikler artık güvende değil diye yazdığını da çoktan unuttuk. FETÖ'nün uluslararası propaganda için kurduğu İsveç merkezli SCF, Stockholm Center for Freedom adlı kuruluşun başında Sem amcasının Abdullah Bozkurt'u var. 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasıyla alakalı bir rapor yayınlayan bu kuruluş, 191 sayfalık raporda Fethullah Gülen'le yapılmış bir mülakatı öne çıkarmıştı. Raporda, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'ın yanı sıra CIA ajanı Henry Barkey ile Michael Rubin'in açıklamalarına da yer verilmişti. Abdullah Bozkurt adlı ajan, Trump'ın Kudüs'le ilgili malum kararından dolayı Türkiye'de protesto edilmesinden fevkalade rahatsız oldu. Twitter'dan Türkiye'deki Kudüs protestolarında El-Kaide bağlantılı terör grupları başı çekiyor diye yazarak iftira atan da paralel ajan Mr. Bozkurt'tur. Al-Kaide'nin aslında CIA operasyonunun kod adı olduğu gerçeğini Langley'dekilerden öğrenmiş olmalıdır.